Dostlar günaydın. Bugün biraz sos. Perşembe. Tamam çekmiyorum. Bugün biraz sos perşembe işe gideceğim. Gitmeye çalışıyorum. Biraz bugünkü gündeminden bahsedeyim size ben. Bugün işe gidiyorum gördüğünüz üzere. Onda voleybol maçı var. Geçenki maçtan sonra Laika'da geçirmemek için zor duruyorum. Bir de akşam Tarkan konseri var. Tarkan ve Ceza konseri var. Daha doğrusu Fantafest var. Belki duymuşsunuzdur. İnanılmaz heyecanlıyım. Çünkü Tarkan çok nadir geliyor Türkiye'ye son zamanlarda biliyorsunuz. Bütün gün Tarkan dinleyip bir de maçı kazanırsak çok sevineceğim lütfen. Ben yaklaşık 2 hafta kadar önce saçımı kullanmayı öğrendim. Daha doğrusu tam öğrenemedim ama öğrendim gibi. Viga falan aldım kendime. Ben aslında dalgalı saçlı biriyim. Bunu bile bile sürekli fönlüyordum, düzleştiriyordum falan. Saçım da çok fazla olduğu için çok kötü oluyordu bir yerden sonra. Çok kabarıyor saçlarım. İstediğim kadar düzleştireyim. Kuaförde fönletmediğim sürece inanılmaz kabarıyor. O yüzden de artık saçlarımı kendi şeklinde kullanmaya karar verdim. Ama o da aşırı uzun sürüyor ve her gün saçımı yapmak zorundayım. Çünkü açılıyor ve tekrar kullanamıyorum açıkçası. Saçımı yapacağız. Kahvaltı hazırlayıp orada yemeye karar verdim. Çünkü burada yemek istemiyorum. Bu şekilde galiba şu anlık gündemimiz bu kadar. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Bunu ters sermişim. Neyse. Kim daha itülü yarışmasına katıldınız ama rakibiniz benim. Geç kaldım. Ne saçımı düzgün yapabildim, ne makyajımı düzgün yapabildim. Hatta makyajımı hiç yapmadım ve yulaf çantama döktüm az önce. Biraz kötü başladık güne. Neyse maç var. Bugün kötü olamaz. Kazanacağız. Dostlar çıktık ama o kadar ayaklarım ağrıyor ki sabahtan beri konversiyim. Ve inanılmaz yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Zıplamak konvers. Sabahtan akşama girmek için pek de iyi bir ayakkabı fikri değil anladığım kadarıyla. Deneyimlemiş olduk. Zeynep deneyimliyoruz. Bu şarkıyı son zamanlarda o kadar çok editli haliyle gördüm ki. İki şarkının mix şeklinde. Böyle devamında mesela o çalacakmış gibi geliyor. Ama konuşmak ister misiniz? Tarkan konser hakkında söylemek istersin. Tarkan bak bir mi? Bayağı overrated. Şey. Twitter atacağım bir sıfati bununla. Playback. Evet, overrated. Detone olma. Sen şarkının en basit kısmı ve detone oluyor. Her şeyi geçtim. Şarkının ekranın gitmesi konseri, ve. Konseri bitirdiği şarkı. Şarkıyı daha bilmiyorum. Yani 10 yıldır var Tarkan diyorum. Şarkıyı bilmiyorum. O kadar. Rezaletti. Senel Çağdar konuşmak ister misin? Konuşacağım ya. Güzeldi ama hoş değil yani. Full yeni şarkı söylemek ayıp yani. O kadar da değil yani. Ve arda söyledi. Yani 3-5 tane söylemekle yani. Söyleyeceksen bir 2 tane söylersin. O da bilindik olur. Ona da hiçbirini bilmiyorduk neden. Ne? O ses gitti falan. Ses çok. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Şimdi size onu anlatalım beraber. Şimdi bir anda ekran gitti. Ses gitti. Müzik gitti. Hiçbir şey duymuyoruz. Sadece bir ekranda Tarkan'ın büyütülmüş hali var. Ve adam söylemeye devam ediyor. Ve hani böyle kaldık. Hani bağırıyor insanlar. Sesiniz gelmiyor, ses gelmiyor falan diye. Adam hala söylemeye devam ediyor. Ve sonra şarkıya yarısından devam etti. Ve en güzel şarkılarından biriydi yani. Biraz tatsız bir konserdi. Ama 60 liraya iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Bence çok iyiydi bu arada. Sadece en kötü yanım için Sky Fantasy. Evet. Ama biraz kötü oldu. Günlerden 2 Ağustos Cuma ve bugün çok kötü bir gün. Dünyanın en verimsiz günü geçti.
yetiştirdim. Gece 2 gibi falan uyumama rağmen 5'e kadar uyudum aralıklı aralıklı. Benim aralıklı uyumak inanılmaz başım ağrıtıyor. Üstüne üstlük bir de çok uyuduğum için başım çarpı 5 şu an ağrıyor şu an. Bir de bugün nöbetime yani işe gelmeyi unuttum. 5.30'da burada olmam gerekiyordu. Yani başım o kadar kötüydü ki asla hatırlamadım böyle bir şey. Yani bugün nöbete geleceğim falan. O yüzden çok kötüyüm. Benim bu işi bir an önce çözmem lazım. Bu verimsiz hayattan nefret ediyorum. Nasıl yani bir gün boyunca hiçbir şey yapmamış olamam değil mi? Bu beni gerçekten rahatsız etmesine rağmen sürekli böyle yaşamaya başladım. Ve buna alıştım yani. Konfor alanım bu haline geldi. En azından tipim biraz toplayacak yeterli malzemeye sahibim. İşte görmüyorum şu an. Ne diyordum işte konfor alanım bu. Yani böyle verimsiz ve kötü yaşamak konfor alanım haline gelmeye başladı. Ve bu benim için gerçekten kötü bir şey. Ben buna alışırsam çıkmam çok zor olacak. O yüzden tam anlamıyla alışmadan bundan kurtulmam gerekiyor. Yazın ortasına geldik. Hatta neredeyse sonuna bile gelmiş olabiliriz. Ve istediğim hiçbir şey yapamadım. Böyle bir tint aldım geçenlerde. The Body Shop'ın galiba. Baya keyif alıyorum bunu sürmekten. Bunu sürmekten keyif mi alıyorum? Benim bu Türkçenin gidiş. Selam. Niye bu kadar mutsuzsun? Acaba neden mutsuzsun? Gelin değişelim. Sıkıntından bir tane daha değiş. Sen de değişelim gel. Hakan'a da sen değiş. Derin devlet. Derin. Derin koyun değiş. Vloguma bir şey söylemek ister misin? Az kalsın çekmiş gidiyordum. Selam. Vloguma bir şey söylemek ister misiniz? Keşke çekmiş gitseydim çok komik olmuş. Sen hep benden kazanıyorsun, böyle olmaz. Vloguma bir şey söylemek ister misin? Bu kadar. Vloguma bunu da koyun, tamam mı? Odun karşılığı kaç tane yapılan var? Stickerlerime bakın. Ajandam için yaptım. Olsun, çekeyim. Bakın size kirpi göstereyim. Merhaba. Merhaba, görüyor musun şurada? Ne haber? Çok komik bir hayvan. Tuvaletini mi yapıyor? Yok, korktuğunu hareket etmiyor. Yok, kıyamam. Özür dilerim. Korktun mu? Bu da kampüsün nadir bir uslu köpeği. Akıllı bir bıdık. Tam bodyguard diyecektim. Bodyguard. Etüde okumak bir his olsaydı bu olurdu. O yüzden bu sticker'dan bir sürü çıkardım. Kartımı düşürdüm. Selamlar. Ay ne kadar kötü görünüyorum. Yurda geldim. Yapacak çok fazla işim var öncelikle. Hafta sonu mesaim yok. Biz bahsettim bilmiyorum. Ben hiç tanışmadıysak öncelikle. Ben Zeynep. Doğuzay mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. Bunun dışında okulda her zaman şekilde çalışıyorum. Çalıştığım yerde nöbetlerimizi beraber, beraber ne ya? Ay başında seçiyoruz yani nöbet dönemi kaç haftalıksa. Sonrasında ona göre nöbetlerimize geliyoruz. Yani iki hafta hiç mesaim olmayabiliyor. Bir hafta 5-6 tane mesaim olabiliyor. Bu hafta sonu hiç mesaim yok. Birkaç arkadaşımla buluşacağım. Kahvaltıya falan gideceğiz. Onun dışında yapılacak çok fazla işim var. Öncelikle finallerim geliyor. Yaz okulu finallerim ve ilk vizelerim biraz kötü geçti. Zaten bir vize bir final var. İkisi de %50'ye tıklıyor. O yüzden acilen ders çalışmaya başlamam lazım. Kütüphaneye gitmeyi düşünüyorum. Kütüphaneye gitmişken size de gösteririm.